Bu video resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Sigena, muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Tarih 21 Ocak 2019. Yer Fransa'nın Nantes şehrinde bulunan Nantes Atlantik Havaalanı. Pilot David Ibbotson, Piper PA-46 Malibu uçağı ile Galler'in başkenti Cardiff'e uçuş yapmak üzere uçağı hazırlıyordu. Uçak Ultralight'ın bir üst kategorisi olan Light uçak sınıfında yer almaktaydı. Amerika tescilli uçağın kuyruk numarası November 264 Delta Bravo'ydu ve üretim yılı ise 1984'tü. 35 yıldır hizmet vermekte olan uçakla totalde 6000 saat uçuşu yapılmıştı. Bugün planlanan uçuş ise tek bir yolcu ile gerçekleştirilecekti. Yerel saatle saat 19.30 sularında uçağın tek yolcusu profesyonel futbolcu Emiliano Sala havaalanına geldi. Ve çok beklemeden kısa bir süre içerisinde uçağa bindi. Ekrana profesyonel futbol oyuncusu Emiliano'nun bir görüntüsü geliyor. Futbolcu hakkında biraz bilgi verecek olursak. Gençlik yıllarında amatör olarak Arjantin'de futbol oynayan Emiliano Sala profesyonel futbol kariyerine Fransa'da ünlü bir futbol kulübü olan Bordeaux'da başlamıştı. 21 yaşında ilk profesyonel maçına çıkmış olup A takımına girebilmek için mücadele etmişti. Bu süre zarfında 3 farklı futbol kulübünde kiralık oynadı. Bu kiralandığı yıllar içerisinde gösterdiği performans Fransa'da başka bir kulüp olan Nantes Futbol Kulübü tarafından beğenilmişti ve kalıcı olarak Bordeaux'dan Nantes Futbol Kulübü'ne 2015 yılında transferi yapılmıştı. Nantes'ta 2018-2019 yılında mükemmel bir sezon geçiren futbolcu 12 maçta 11 gol atarak ligde ikinci gol kralı olmuştu. Bunun üzerine kulüplerimizden Galatasaray kendisine teklif göndermiş fakat takımı tarafından reddedilmişti. Ardından Cardiff Futbol Kulübü'ne 17 milyon euroya satılmıştı. Bu uçuş eski kulübünün şehri olan Nantes Fransa'dan yeni transfer olacağı takım Birleşik Krallık'ta bulunan Cardiff'e olacaktı. Kısacası transferi yapılmış oyuncunun ulaşımı bu hafif uçakla yapılacaktı. Sala uçuşa çıkmadan önce eski kulübündeki takım arkadaşlarına veda edip uçağa binmişti. Pilotla beraber yerlerini aldıktan sonra pilot motor çalıştırmak için uygulanması gereken kontrol listesine başladı. Pilot checklistin ilk maddesi olan Beacon Light On ile uçağın arkadaki ışığını açtı. Beacon Light'ların amacı uçağın motorunun çalıştığı ve hareket etmeye başlamak üzere olduğu konusunda yer ekiplerini ve diğer uçakları uyarmaktır. Pilot uçağın ışıklarını açarak kontrol listesinin ikinci maddesi olan Mixture Rich maddesine geçti. Bu kısmı hızlı geçeceğim. İkinci madde olan Mixture Rich maddesiyle şurada gördüğünüz kolu ileri iterek Mixture Rich pozisyonuna getirdi. Bu ise yakıt ile hava karışımını ayarlayan bir koldur. Üçüncü madde Propeller RPM Lever Maximum'la uçağın pervane açısını kalkış için uygun pozisyona getirdi. Dördüncü maddeye geçen pilot throttle full yani uçağa güç veren gaz kollarını tam ileriye aldı. Belirtmekte fayda var, bu kontrol listesi uçağın motorunu çalıştırmak için uyulması gereken bir listedir. Yani motor henüz çalışmıyor vaziyette. Pilot 5. madde olan full pump on ile yakıt pompalayan anahtarı açtı. Gaz kollarını 2-3 santim geri aldı ve uçağın ateşleme anahtarını start pozisyonuna getirerek uçağın motorunu çalıştırdı. Böylelikle basitçe tasarlanmış bir uçağın motorunun nasıl çalıştırıldığı konusunu da kazanın içerisine kısaca sıkıştırmış olduk. Videoya kısa bir ara verelim. Bu zamana kadar kanalın büyümesine like atarak ve abone olarak destek veren herkese teşekkür ederim. Fakat istatistiklere göre videolarımı izleyenlerin sadece %10'luk kesimi kanala abone olmuş bulunmakta. Kalan arkadaşlar da abone olarak desteklerini esirgemezlerse çok sevinirim. Şimdi kazaya geri dönelim. Uçağı uçuracak olan pilot 59 yaşındaydı ve pilotun bu uçak modeli Piper Malibu'yu uçurma yetkisinin süresi dolmuştu ve lisansını yenilememişti. Aslında resmi olarak pilotun bu uçağı uçurmak için yetkisi yoktu. Ayrıca 59 yaşındaki Ibbotson renk körü bir pilottu. Bu da onu gece uçuş yetkisine sahip olmaktan otomatik olarak alıkoyuyordu. Pilotun bu uçak tipinde lisansı olmadığı gibi gece körlüğü sorunu bulunmaktaydı. Güncel olarak sahip olduğu lisans ticari olarak herhangi bir yolcu taşımacılığına izin vermiyordu. Fakat pilota futbolcu Emiliano'yu taşıması için ödeme yapılmıştı ve pilot bu teklifi lisansı olmamasına rağmen kabul etmişti. Ek bir bilgi olarak da pilotun ticari taşımacılık yapması yasak olduğu gibi hafif uçak olan bu Piper'ın da ticari yolcu taşıması kurallar dahilinde değildi. Havacılıkta hep söylendiği gibi uçak kazaları tek bir nedenden dolayı olmuyor. Birbirini takip eden hatalardan dolayı yaşanıyor. Yerel saat akşam 8.15'i göstermekteyken pilot kontrollerini tamamlayıp pist başına geldi ve kalkış koşusu için uçak motoruna tam güç verdi. Piper Malibu model uçak ünlü futbolcu ve 59 yaşındaki pilotla beraber saat 8.15'te Nantes Atlantik Havaalanı'ndan kalkışını yaptı.
Planlanan uçuş rotasına göre uçak Nant'tan Cardiff'e direkt olarak bir uçuş yapacaktı. İngiltere ile Fransa'yı ayıran ve İngilizlerin kısaca Channel dedikleri Manş Denizi üzerinden geçeceklerdi. Videonun ilerleyen kısımlarında Manş Denizi'ni tekrardan anacağız. Çünkü enkaz tam olarak burada bulunacaktı. Planlanan uçuş görerek uçuş kuralları içerisinde yapılacaktı. Görerek şartlarda uçuş, pilotun uçak aletlerini çok fazla kullanmadan dışarıya bakarak yaptığı uçuş kurallarına verilen addır. Görerek uçuş kurallarında uçuşun yapılabilmesi için hava koşullarının elverişli olup pilotun dışarıyı rahatlıkla görebilmesi gerekir ki yüksek mania yani engellerden ve diğer uçaklardan kaçınabilsin. Bu uçuşu 5500 feet'te planlamışlardı ve yolculukları 265 nautical mile sürecekti. Bu da 490 km'ye tekabül etmekte. Kalkıştan sonra pilot kule görevlisiyle temas kurarak 5500 feet'e tırmanış için izin istedi. Talepleri Nant Approach tarafından onaylandı ve 5500 feet'e doğru tırmanışa başladılar. Kalkıştan sonra futbolcu Emiliano Sala kaza olacağını hissetmişçesine ailesine sesli bir mesaj gönderdi. Uçuş boyunca kaza endişesi taşıdığını en son yaptığı konuşmalardan kolaylıkla anlayabiliyoruz. Pilotun son konuşmasının kaydı internette paylaşıldı. O konuşmalar şimdi çevirileriyle beraber ekrana geliyor. Hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas y no termina más. Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazo. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos. Con el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedades mías. No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Futbolcunun en sonunda söylediği korkuyorum ifadesi gerçekten tüylerin diken diken olması için yetiyor. Kalkışın ardından 47 dakika geçmişti ve yerel saat 21.02 gösteriyordu. Bu sırada pilot ve futbolcu Manş Denizi üzerinde Cardiff'e gitmeye devam ediyorlardı. Güncel konumları Manş Denizi'nin ortasında bir ada olan Guernsey'in yaklaşık 13 mil yani yaklaşık 20 km güneyinde rotalarında ilerliyorlardı. Bu noktada pilot kule görevlisiyle bağlantı kurdu. Pilot Visual Meteorological Conditions'da devam edeceklerini ve alçalışa başlamak için izin istediğini söyledi. Visual Meteorological Conditions, pilotların görerek hava şartlarında uçması için gerekli olan hava durumuna, meteorolojik koşullara verilen isimdir. Pilot görerek dışarıya bakarak uçuş yapmayı seçtiyse hava durumu koşulları bu şartları sağlamalıdır. Kısacası şöyle düşünebiliriz. Aşırı bulutlu bir havada pilot önünü göremez. Bundan dolayı yüksek engelleri ayırt edemeyebilir. Bu tarz bulutlu, sisli hava durumları görerek şartlarda uçuşa elverişli hava koşulları değildir. Pilot da alçalış boyunca görerek şartlarda kalmayı tercih edip kule görevlisine haber vermişti. Guernsey'in güneyinde şu noktada kuleye alçalışa başlayacağını raporladı. Ve biraz daha ilerledikten sonra havanın kötüye gittiğini fark etti. Az önce bahsettiğimiz görerek şartlarda uçmak için bu noktada rotasını değiştirdi. Gidecekleri piste biraz daha batıdan yaklaşmaya karar verdiler. Yaklaşık 10 dakika sonra saat 21.12'de pilot Jersey Kule ile tekrardan temasa geçti ve daha fazla alçalış yapmak için izin istedi. Kule görevlisi pilotun talebine izin verdi ve bunun üzerine pilot kısa bir süre sonra 5000 feet'ten alçalmaya başladı. Uçağın içerisindeki Garmin cihazının altimetreyi gösteren şu kısmından alçalış yaptıklarını anlayabiliyoruz. Pilot Guernsey adasının üzerinden şu rotayı takip ederek ilerledikten sonra bu noktalarda kule görevlisinden daha fazla alçalış isteyerek 5000 feet'ten alçalışına başlamıştı. Rotasını alçalarak devam ediyordu. Yerel saat 21.15'i gösteriyordu. Biraz daha zaman geçtikten sonra uçak deniz seviyesinden 2500 feet yüksekliğe kadar alçaldı ve soldan dönüşe başladı. Altimetrenin 2500'e geldiğini ve hızın 125 knotlarda olduğunu yine Garmin'den anlayabiliyoruz. Pilotun sola dönme sebebi ise yine önüne bulut çıkması ve hava şartlarının kötü olmasıydı. Pilot bulutlardan ve yağıştan kaçmaya çalışıyordu. Bu yüzden görsel şartlarda yaklaşmaya devam etmek için soldan dönüşe başladı. Ve tam bu aşamada uçak aniden hızla aşağıya Manş Denizi'ne doğru alçalışa başladı. Pilot uçağın kontrolünü kaybetmişti. Son dakikada pilot uçağın lövyesini kuvvetle çekerek burnu kaldırmaya çalıştı. Fakat pilotun yaptığı bu manevra girişimi uçak yüzeylerinde aşırı strese neden oldu. Bu yüzden uçağın kanatlarından biri ve kuyruk kısmı koptu.
Uçağın lift, yani kaldırma kuvveti üreten kanatlarından birinin kopması bile zaten uçağın o andan itibaren kurtulamayacağı anlamına gelmektedir. Bir uçak motora zarar gelse bile süzülerek iniş yapabilir. Fakat kanatların hasar alması başa gelebilecek en kötü durumlardan biridir. Kontrolü kaybeden Piper marka uçak hızla Manş denizine düştü ve yavaş yavaş denizin derinliklerine doğru inmeye başladı. Ekrana uçağın deniz dibindeki gerçek görüntüleri geliyor. Kaza sonucu hayatta kalan olmadı. Uçağın enkazı bulunduktan hemen sonra futbolcunun cesedi de bulundu. Fakat pilotun cesedini bulamadılar. Kazadan sonra Hava Kazaları Soruşturma Şubesi, kazanın ilk sebebinin 59 yaşındaki pilotun ve uçtukları uçağın uçuş için gerekli izinlere sahip olmaması olduğunu belirtti. Kazaya neden olan kontrol kaybından önce sorulması gereken soru, pilot lisansı olmadan nasıl olur da kaçak bir şekilde uçuşa çıkmıştı. Bu kazadan sonra müfettişler her sektörde bu tarz birçok lisanssız uçuş yapıldığını tespit etti ve denetimlerin daha sık yapılması konusunda bildiri yayınladı. Peki bunların yanında kazanın sebebi neydi? Bunu hiçbir zaman %100 kesinlikle bilemeyeceklerdi. Fakat öngörülen sebebe göre pilot Nant'tan kalktıktan bir süre sonra kokpit içerisinde bir gaz sızıntısı yaşanmıştı. Gazın nereden geldiğine az sonra değineceğim. Gaz sızıntısından önce hava koşulları da çok iyi sayılmazdı. Peki pilot neden uçuşu iptal etmemişti? Bunun sebebinin pilotun uçuş için ödeme almış olması ve bu yüzden geri dönmemiş olması olduğunu düşünüyorlar. Pilot uçuşu iptal edip belki de geri dönse hem parasını hem de müşterisini kaybedecekti. Olumsuz hava şartlarına rağmen uçuşa devam etme sebeplerinden biri bu olabilirdi. Kokpit içerisinde yaşanan gaz sızıntısına nereden vardıklarına gelecek olursak, kaza sonrası enkazdan çıkarılan futbolcu Emiliano Sala'nın otopsisine baktıklarında vücudunda yüksek derecede karbonmonokside rastladılar. Muhtemelen futbolcu uçak düşmeden çok öncesinde zehirlenerek bilincini kaybetmişti. Müfettişler uçağın burnunun aniden aşağıya düşmesinin sebebinin de pilotun zehirlendiği ve ani bir bilinç kaybı sonucu uçağın burnunu aşağıya verdiğini düşünüyorlar. Çünkü karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri arasında muhakeme bozukluğu, kafa karışıklığı, bulanık görme, bilinç kaybı, hatta kalp krizine kadar uzanan semptomlar bulunuyor. Pilot bunlardan herhangi birinden muzdarip olabilirdi. Yazılan son raporda karbonmonoksit gazının pilotun uçuş yapabilmesinin önüne geçebileceği yazıldı. Peki kokpitte karbonmonoksit gazının ne işi vardı? Normal şartlarda uçak motorları çok yüksek devirde çalıştıklarında bu gazı üretebilirler. Fakat oluşan gaz egzozdan dışarı çıkarılarak atılır. Müfettişler bu renksiz ve kokusuz gazın uçağın havalandırma ve ısıtma sistemine sızmış olabileceğini, böylelikle kokpit içerisine girerek pilotu ve futbolcuyu zehirlemiş olabileceğini yazdılar. Peki kaza sonrası ne değişti ve ne gibi önlemler alındı? Müfettişler kaza sonrası önlem olarak her uçağa sadece 15 euro değerinde olan bir karbon monoksit dedektörü takılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Aksi takdirde bu tarz sessiz zehirlenmelerin önüne geçilemeyeceğini bildirdi. Çünkü uçaklara yapılan rutin bakımlar bile hiçbir zaman karbon monoksit gazının %100 açığa çıkmayacağının garantisini veremiyor. Kazada hayatını kaybeden 59 yaşındaki pilot ve kariyerinin zirvesinde olan ünlü futbolcu Emiliano Sala'nın anısına.